Biz Türkiye'nin bölgesinde yaşanan krizlerle ilgili uluslararası alanda oluşan enformasyon ve dezenformasyon operasyonlarına karşı etkin mücadele veriyoruz ve Türkiye'nin enformasyon kaynağı olmasını istiyoruz. Kamu diplomasisinin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak iletişim ve enformasyon alanında Türkiye'yi dünyada etkin güçlerden birisi haline getirmek istiyoruz ve bu noktada bölgede ve dünyada bir enformasyon merkez üssü olmak istiyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz birçok çalışma söz konusu oldu ve uluslararası medyayı doğrudan Türkiye'den, doğrudan İstanbul'dan ve Ankara'dan bilgilendirmenin kritik meselelerde yararını gördük. Karabağ Savaşı bir örnek, işte Ege'de yürüttüğümüz mücadele bir örnek. Elbette enformasyon ve iletişim altyapımızın güçlendirilmesi için de yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Zira teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yeni ve imkan ve kabiliyetlerin oluşturulması da son derece önemli diye düşünüyoruz. Türkiye hakkında doğru bilgiyi zamanında vermek ve muhatabını bu noktada bilgilendirmek son derece hayati bir unsur ve buna gayret sarf ediyoruz. Elbette karşımızda büyük bir yalan makinesi var, bir dezenformasyon mekanizması var ve bunun arkasında da bir büyük siyaset var. Bu büyük siyaset her şeyden önce Türkiye'yi yeniden eski bağımlılık düzenine döndürmek istiyor. Ve bu eski bağımlılık düzenindeki Türkiye daha öngörülebilir bir pazarken, bugün Türkiye kendi ad ve hesabını hareket eden bir ülke konumunda ve Cumhurbaşkanımızın liderliğini yaptığı bu vizyon esas itibariyle bize de iletişim alanında çok güçlü ödevler veriyor. Ve bu ödevlerin başında da bizim Türkiye'yi Türkiye'den anlatmak ve muhataplarını bu noktada zamanında bilgilendirmek yaklaşımı var. Biz tabii ki küresel çapta da dezenformasyon ve nefret diliyle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sosyal medyadaki dış müdahalelerin engellenmesi bağlamında da şunu net olarak vurgulamamız lazım. Biz bu noktada çok yoğun bir öngördüğümüzden de yoğun bir faaliyet yürütmek zorunda kalıyoruz. Çünkü sosyal medya üzerinden yürütülen operasyonlarla birçok ülkenin iç siyaseti istikrarsızlaştırmaya, demokrasisi hedef alınmaya çalışılıyor ve bu noktada bizim de benzer bir süreçte karşı karşıya olduğumuzu net olarak ifade etmek istiyorum. Elbette biz Türkiye kazandıkça, Türkiye diplomasisi kazandıkça iletişim alanında da kazanacağız. Bu noktada Türkiye diplomasisinin kazanması için de elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Ve biz önümüzdeki dönemde küresel enerji krizi, gıda krizi, uluslararası çatışma ve insani krizlerin çözümünde Türkiye'nin lider ülke, belirleyici ülke olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ve buna uygun bir şekilde de bir yeni kampanya formüle ettik. Türkiye Leads ve Türkiye Leads kampanyası ile birlikte biz tüm kriz alanlarında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin dünya barışı için, istikrarı için yaptığı çalışmaları dünyaya duyurmaya dönük bir çaba içerisinde olacağız. Teşekkür ediyorum.